Merhaba sevgili yarışseverler. 18 Şubat Salı Adana ve Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Baktığınızda bugün Adana'da 7 koşu var. Yine Kocaeli'de ise 7 koşulu programla sizlerle birlikte olacağım. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ben sizler için yarışı koşturdum. Sizlere anlatacağım. Zaten sizler de kendi görüşlerinizin neticesinde kuponlarınızı doldurarak bu heyecanı yaşayacaksınız sevgili dostlar. Baktığınızda önce Adana'da sizlere iki yarıştaki iki isimden bahsedeceğim. Ardından da Kocaeli yarışlarındaki tüm koşulları yorumlayıp bugünü noktalayacağız sevgili dostlar. Malumunuz bugün Bursa'da yarışlar gerçekleşti. İlk ayakta 7 numaralı Tuanan beklenildiği gibi kalitesini konuşturdu, kazandı. İkinci ayakta Farakus kötü koşunca ikinci atımız Fanizan koşuyu kazandı. Onlar da zaten Tanit tekürüsü, Tanit forması çok formda. Bunu bugün Bursa'da da gösterdiler. Üçüncü ayakta kazanan Çavuş babam oldu ki ses kaydında özellikle söyledim. Het tecrübesiz aprantiler biniyor bugün. Usta jokeyi, daha doğrusu iyi jokey ile start alacak dediğim Çavuş babam geldi, formda rakiplerini, favori rakiplerini geçti. Üçüncü ayaktaki sizlere önerdiğim 4 numaralı Bay Yiğit beni mahcup etmedi ve WhatsApp grubunda birçok dostum hem üstten hem alttan çifteye aldılar ki enteresandır. Gerçekten WhatsApp grubunda bazı dostlarım yani artık yarışın kurulduğuna tamamıyla odaklanmış durumdalar. Öyle düşünüyorlar. Zaman zaman yattığımız zaman sinirleniyoruz. Her zaman söylüyorum. Bugün Ahmet Çelik iki yarıştır önde Bratislava ile ön tarafa gitmek için mücadele eden Ahmet bugün atı en geride bekletti. Ve zaten yarış bitiminde bir sağını solunu kontrol etti. Belki istediği cevabı alamadı Bratislava'dan ama kaybeden olunca bir de %80 AGF olunca yarış severlerimiz de haklı olarak isyan ettiler ve çok üzüldüler. Malumunuz kazanan King Colin oldu ki King Colin'u da hatırlıyorsanız Kocaeli'de geçen yarışı oynadık ki ses kaydında da söylemiştim zaten. Baktığınızda kontra kuponlarına yazan dostlarım olmuşlar. Üçüncü ayakta 10 numaralı Vilichuf sizlere demiştim ki gösterdi kendini ama arttıramadı. Enteresandır Kırcaali o kadar sürete rağmen bir kez daha Mustafa Çiçek'le iki yarış öncesi yaptığını yaptı. Son koşuda da 11 numaralı Cesur Mirza'nın ilk rakibi Tuğalp önerdim. Onun da rakibi 9 numaralı Milyoner önerince yani tabela bayısı çok kolay bulan dostlarım olmuş. İlk 3 atım ilk 5 sıraya girince tabela bayısı bulan dostlarım olmuş. Onları da tebrik ediyorum. Yine 5'li ganyanı bulan, 6'lıyı bulan dostlarım var. Yani Bratislava'yı tek atmayıp King Colin'ı yazıp altılıyı Bay Yiğit'le bulan dostlarımı da tebrik ediyorum. Her zaman söylüyorum bazen kurgu çok önemlidir. Benim yanıldığım yerde dostlarım gereken cevabı adeta bana veriyorlar. Güzel kurgularıyla, cesaretli kurgularıyla altılı ganyanı güzel şekilde buluyorlar. Özellikle Urfa'da da akşam yarışlarında WhatsApp grubunda az atlı program paylaşıyorum sevgili dostlar. 12 numaralı Sürmeli Bey ilk atımda 15 lira ganyanla günün en sürprizini gerçekleştirdi. Hele ki bir dostum var. Benim Mafro tek verdiğim yerde 5 numarayı tek atmış. Altılı ganyanı kaybetmiş. Ona da çok üzüldüm. Ona da geçmiş olsun diyorum. Hep daha ilerine inşallah diyorum. Belki benim verdiğim teki Mafro'yu atsaydı altılı ganyanı çok kolay şekilde bulacaktı. Ona da geçmiş olsun diliyorum. Baktığınızda yarış heyecanı bitmez. Ben elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Her zaman söylediğim gibi sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Ve artık geçeceğiz yarışlara. WhatsApp grubuna katılmak isterseniz, yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinlemek isterseniz, atların neden, nasıl kazanması gerektiğini duymak isterseniz, yarış günleri VIP ailesini Hasan Dolmaz ile yarış günlerini tercih edebilirsiniz. 0553 425 5930 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz değerli dostlar. Ve geçiyorum artık yarışlara. Adana yarışında iki koşuyu yorumladıktan sonra geçeceğiz bizim hipodromumuza, Kocaeli hipodromuna. Malumunuz akşam da zaten hipodromda olacağım. Yarışları yerinde izleyeceğim. Güzel zevkli koşular var. Bakalım bize şans getirecek mi gece Kocaeli koşuları. İkinci koşuda Adana yarışlarında iki yarıştaki bahsedeyim ardından geçeceğim Kocaeli gece yarışlarına. İkinci koşuda dişilere ait 3 şart aprantilere mahsus mücadelede yaklaşık 1,5 ay ara veren ama Adana'ya geldikten sonra çok iyi hazırlanan burada da kalan 9 numaralı Prenses Derya. Muhtemelen son yarışındaki
Güven A ile birlikte önlerde çekişmişti. Ona rağmen yakın ara 5. kaldı diyebiliriz. Temposu bir yere kadar geldi. Bugün baktığımızda zayıf sayılabilecek grupta Salak'la birlikte başa geçmesi muhtemel olan ve bunu da tempoyu da iyi yapan aprantisi Mehmet Salih Çelik ile start alacak olan 9 numaralı Prenses Derya Adana'da altılı ganyanın ilk ayağını kazanabilir ki hatırlıyorsunuz değerli dostlarım geçtiğimiz günlerde Adana'da üçlü ganyan verdim sizlere. Tek kalem bulduk. O da 20 lira bir ikramiye verdi. Onu kazanan dostlarım sağ olsunlar kazandıkları için WhatsApp grubunu tercih ettiler. Bir ay bizlerle olacaklar. Umarım bugün de sizlere verdiğim iki at kazanır. Yarın altılıyı en azından benim sizlere söylediğim isimle bulabilirsiniz. Tabii bu bir oyundur. Bugün Bratislava geçildi. Yarın belki Bumblebee'de geçildi. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bizler bu oyunu oynadıkça kızdığımız jokeye yeri geleceğiz, teşekkür edeceğiz. Bazen de kızdığımız atı tek atıp tekrar oyun oynayacağız. Her zaman söylüyorum. Önemli olan bu oyunun heyecanını yaşamaktır ve gönlünün güzel olmasıdır değerli dostlarımın. Ve 9 numaralı Prenses Derya'dan sonra 6. koşuda da Maiden dişilere ait mücadelede son koşusunda böyle kendini İyi gösteren Bumblebee sonlarda dışından gelen rakibine geçildi ama o gün biraz acele ettiğini düşünüyorum. Bugün Halis Karataş'ta ilk kez start alacak olan bugüne kadar Maiden'da kalması bana göre mucize olan çok iyi bir kağıda sahip 3 numaralı Bumblebee artık Adana'da Maiden'a veda etmeye yakındır. Umarım bir aksilik olmaz Halis Karataş'ta gelip kazanır. 2 yarıştır oynadığım Wild Rose var. Tüm akrabaları hiçbiri uzuna gitmiyor ama Baba Daijin gelip Bumblebee'yi de geçerse yapacak bir şey yok diyoruz ki. Bugün de ana kuponumu Bratislava'ya kurunca yattım. Kontrol kuponunda da tabelada Kırcaali'yi yazmadım. Orada kaybettim. Hepimiz bunu yaşıyoruz sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Ve geçtik Kocaeli yarışlarına bizim için doğru yere. Baktığınızda birinci koşuda 4 numaralı Şarlatan ilk kez Kavokun piste geliyor ki aranın ardından İstanbul'a gidip bir birinci oldu bir ikinci oldu. Malumunuz bugün Özcan Yıldırım'la ilk kez start alacak olan 4 numaralı Şarlatan birinci koşuda aynı zamanda üçlü ganyanın da birinci ayağında kazanmaya yakın isimdir sevgili dostlar. Geçtik ikinci koşu 4 yaşlı Arapların mücadelesinde Arap atlarına mahsus, Arap kısraklarına mahsus yarışta özellikle aranın ardından 3 ay aranın ardından 2 tane yarış koşan birinde Bursa'da birinde Kocaeli'de start alan Bursa'daki son yarışında bir türlü önünü açamayan açtığında da çok ritimli gelip öndeki rakibi kaçırınca bir şey yapamayan bugün çok uygun grupta start alacağını düşündüğüm 2 numaralı Sabahan gelin malumunuz Gündüzeli ekürüsü çok formda yarın da 2 numaralı Sabahan gelin 3'te 0 ama 3 yarışta 3 kez ikinci kaldı Halil Kaplan'la bu kez şeytanın bacağını kırmaya yakın isimdir. Kalite koşu konuşursa Balıkan'ın yavrusu fotoyu önde geçmeye yakın isimdir sevgili dostlar. Geçtik 3. koşu 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde baktığınızda her ne kadar favori bir isim olsa da ben sizlere burada cazip bir isimden bahsedeyim. Eğer at yazarsanız mutlaka onu yazın. O da 5 numaralı Blue Bamba bir Fire Bamba yavrusu ki son yarışında yaklaşık 5 aylık araya rağmen İstanbul'da çok kolay sayılabileceğimiz bir yarış koştu dil bağı takıp. Bugün de baktığınızda Burak Akça ile ilk kez start alacak olan idman pistinde de iyi görünen 5 numaralı Blue Bamba altılı ganyanın ikinci ayağını şöyle bir 10 lira ganyanla kazanabilir. İlk kez de Ankara'nın ardından Kocaeli'ye bugün geliyor. Ankara İstanbul Kocaeli yaptı. Enteresan bir yarış koşabilir. Dikkat edelim Oazio Gamas yavrusuna. Geçti mi 4. koşu vali koşusu. A3 bir mücadele. Malumunuz Memduha son yarışında İzmir'de Bildana'nın yanından bile tren gibi geçti. Hani bugün burada gelip geçilecek mi gerçekten merak ediyorum ama Özcan Yıldırım'la çok iyi anlaşan, daha önce de bu pistte Kartepe koşusunu kazanan, orada Özekan'ı geçen 4 numaralı Memduha. Malumunuz dün gece bir sıkıntı yaşamadıysa, bugün de formu yerindeyse yarışa da tempo verecektir gibi duruyor. Ben tempoyu verip düzlükte etkili ataklarına başlayacak olan 4 numaralı Memduha yarın artık kazanmasını bir kez daha bekliyorum. Doğru koşulduğu takdirde kazanan 4 numaralı Memduha olacaktır sevgili dostlar. 5. koşu 4 Büyükar Arapların 3 şart dişilerine ait mücadelesinde ise yine 2 yarıştır sizlere önerdiğim özellikle Bursa'daki Kabakum pist yarışında Japon jokey ile çok iyi koşan aslında son yarışında Gökhan Yıldız'la ilk buluşunca sentetik pistte yine içerilerde kalmasına rağmen düzlükte o kalabalığın içinde kalınca arttıramayan bugün şöyle dışarılara çıkması halinde çok kuvvetli geleceğini beklediğim Lale Devri'nin yavrusu 6 numaralı Angels Şehir Kocaeli'de altılı ganyanın 4. ayağını Gökhan Yıldız'la kazanmaya yakın isimdir. Çok uygun grubu buldu. Artık kazanmasını bekliyorum. Umarım kazanır. Zaten yarış hayatının sonuna geliyor. 5 yarışı var. Umarım kazanır. Hem ilgililerini sevinir hem de 2 yarıştır takip ettiğim
beni sevindirir sevgili dostlar. 6. koşu 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde ise ilk yarışında başına gelmedik, iş kalmadı. İkinci yarışında da adeta yarışı bıraktı. Anlık bir sıkıntı yaşadı. Nalın mı düştü bilmiyorum. Ama bugün ayağın kurşunla ilk kez start alacak olan bir Bon Voyage yavrusu. Bon Voyage kim? Pandora yavrusu. Pandora kim? Inspector'ın babası, annesi. Böyle bir kanattından gelen bir numaralı aslan Kadir ayağın kurşunla ilk kez start alıyor ki ayağın 3 yaşlı ve 2 yaşlı İngilizler de gerçekten geçen sezona damga vurmuştu Kocaeli'de. Bugün de bir numaralı aslan Kadir'le gücünü konuşturabilir ki çok iyi bir kağıda sahip olan ve bugün yanlış hatırlamıyorsam ilk kez kapalı gözlük dil bağı takacak olan bir numaralı Aslan Kadir üst düzey bir yarış koşabilir sevgili dostlar. Ve geldik kapanış mücadelesine. Kocaeli'de zor bir mücadelede güzel bir bombamız var. Umarım şöyle çok kuvvetli gelir. Beni bağırta bağırta mutlu eder. Bazen çok bağırıyorum, insanlar bana bakıyor hipodromda ama böyle bir atı görünce dışarıdan gerçekten insanın bağırası geliyor. O da 13 numaralı Mount'un Mount. Hatırlayacaksınız iki yarış önce 26 lira Ganyan'la. Belki YouTube'da o gün vermemiştim ama ikinci atımda WhatsApp grubunda bugün sonlarda çok etkili gelmesini bekledim ki gerçekten yarışa baktığımda çok sürete çıkacak bir yarış. Hiç kimsenin eyvallahı olmayacak. Geçtiğimiz yarış Coral Ross bile önde gidecekti. Gitti de rahat kaldı, kazandı ama bugün biri boş verse diğer rakibi vermeyeceğinden sürete çıkacak yarışta sonlarda ilk kez bineceği jockey Gökhan Bektaş ile adeta kanatlanıp geleceğini düşündüğüm 13 numaralı Mount'u Mount 45 lira Ganyan'la Kocaeli'de kapanışı yaparsa şaşırmam. At yazacaksanız eğer tek atmayacaksanız her zaman söylerim. Mutlaka Mount'u Mount'sız oyun oynamayın sevgili dostlar. Beni sevdiğinizi, bana güvendiğinizi biliyorum. Aman dikkat, Gökhan Indinevi ile bir bomba patlatmıştı. Sıra geldi Mount'u Mount'a. Unutmayalım diyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 5930 bu numaradan WhatsApp üzerinden mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Yarın Kocaeli yarışlarında ve Adana yarışlarında umarım şans yanımızda olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.